Şimdi Bekir kardeş, Zafer benim kardeşim, dostum, can yoldaşım. Belki kendisini tanırsın ha, eski boksördür. Boksörlüğünü bilmem ama kendisini televizyonlardan iyi tanırız. Kafkas'ın antrenörüydün değil mi? Öyleydim, artık değilim. Hayırlısı. Yalnız senin gibi adamın bizim mekanda ne işi var? Onu aklım kesmedi. Rotam şaştı, yolum düştü diyelim. Gerisi de bana kalsın mümkünse. Eyvallah. Da bizden muradın nedir Zafer kardeş? Onu bilelim. Kafes maçına çıkmak istiyorum. Yok ya, ne kafesi? Yok öyle bir şey, şaka yapıyorum. Kadın. Şimdi sen... Bir dakika. En hızlı nasıl çıkabilirim bu maça? Zafer, biz kafes maçına çıkmaya değil. Bekir, sen bize sağlam bir tüyo vereceksin. Kadın. Bir dakika. Evet Bekir kardeş. Ne diyorsun? Şimdi kardeş, bu işler sıkıntılı biraz. Biz gün yüzünde değil, yer altında adamlarız. Gölgemizden bile kullanırız. Rampanın başına gelenler malum. Temkinli olmalıyız biraz. Bunun benimle ne alakası var? Bak Zafer kardeş, sen tanınan bilinen bir adamsın. Kafkas'ın da antrenörüsün. Sana burada kafeste bir şey olsa polisiydi, savcısıydı. Yedi cettimizi dökerler bizim. Bekir, sen orasını hiç düşünme. Bana bayisi yüksek, özel bir maç ayarla, gerisini düşünme. Yok Bekir, sen bize şimdi sağlam bir tüyo vereceksin, tamam mı? Maç falan yok. Kadın. Zafer. Evet Bekir kardeş, ne diyorsun? Zafer Hoca, özel maç ne demek biliyor musun sen? Yani, bilmez olur muyum? Biliyorum tabii. Kodumun adamlar gelir, az para koyarlar, çok para kazanırlar. Özel maç işte ya, kırmızı kodlu maç. Zafer, saçmalama, kırmızı kod diyor. Kadın bir dakika dur. Bir dakika yok. Bak arkadaş, anladık, gözü karartmışsın. Bu işler öyle kolay işler değil. Bunun kararını ben veremem. Sen şimdi normal bir maça çık, kafesteki hünerlerini görelim. Kafi. Kendini de biz de riske atma.